iddia.com yenilendi. Hemen uygulamayı indirin. Detaylı istatistikler, canlı maç takibi ve daha birçok yepyeni özellikle tanışın. Siz de iddianızı kanıtlayın. HDI Sigorta sunar. Fenerbahçe bölümüne hoş geldiniz. Fenerbahçe'de açıkçası maça geçeceğiz hemen ama Emre Belezoğlu'nun enteresan açıklamaları oldu. Bir çıkış yaptı. Aslında biraz karşılıklı bir demeç gibi de oldu. Yani Abdurrahim Albayrak demeçlerine biraz daha hafif değinen bir yaklaşım oldu. Ama onun hani polemik tarafından ziyade benim şey dikkatimi çekti. Bence hocanın arkasındayız mesajı çıktı ama hani hocam arkandayız ama şeyi vardı, tonlamasını hissettim ben. Çünkü hocamız hani yılın arkasındayız ama hani hocamız da oyundan memnun değil zaten. Mesela bu iyi bir, bu önemli bir bulgu. Kaldı ki maçtan sonra mesela Erol Hoca bu kadar net, ben biz oyundan hiç memnun değiliz falan tarzı değil. Biraz daha memnunuz tadında, memnuna daha yakın bir çizgi belirlemişti kendine. Bu aslında biz memnun değiliz oyundan ama hocamızın niye arkasındayız? Yani değiştirmeyi düşünmüyoruz şu an ama hocanın arkasındayız demek bu. Ya bu da şey demek, yani 2-3 hafta sıkıntılı sonuçlar çıkarsa ki bu takımın şu anki yapısında ya sonuçta Gustavo önemli bir, çok önemli bir parça. Şimdi biraz daha özellikle savunma tarafını götürerek, savunmada fiziksel olarak fark yaratan bir takım olduğu için daha da önemli. Ve Gustavo'nun dönüşünün biraz daha da sarkabileceği gibi bir beklenti de var. Bir ayı falan bulabileceği söyleniyor. O çok şey etkileyecek ya. Ya etkileyecek ve etkilerse de çünkü çok parçalı bir süreç bu. Fenerbahçe için çok çok kritik. Yani burayı kazası belası atlatıp bütün puzzle'ın tek bir sefer yapma şansın var. Mesut, Pelkas, İrfan, Gustavo hepsinin gelip bir anda hızlanman lazım. Evet. O geçiş sürecinde bir dalgalı bir süreç olursa ve fark açılırsa, çünkü Galatasaray'da Beşiktaş'ta kötü konumda değil şu anda. İyi bir durumdalar. Bir de Trabzonspor da geliyor yani. Trabzonspor artık öyle çok çok aman aman geride değil. Trabzonspor'a da pazartesi günü bir dosya açacağız. Onu da merak etme. Merak edenleri mutlaka vardır. Burada bir gerçekten Fenerbahçe için kritik bir süreç var. Oyundan memnun değiliz derken yani sonuç puan durumundan da memnun olunmayan bir noktaya gelinirse ya bu kötü bir kombinasyon hoca için. Ben Erol Hoca'nın sezon sonunu mutlaka göreceği kanatta değilim ben. Ya bu Gustavo'nun olmadığı dönem çok önemli. Ya burada şu devreye girecek. Ben Erol Hoca'nın hakikaten elinde kalan kadroyla, ilk yarıdan bahsediyorum, Alanya Spor maçından sonra, hatta Kasımpaşa maçından sonra başlayan bir serüven var ya, bir galibiyet serisi. Bence elinde kalan kadroyla oynayabileceği oyun oydu. O konuda haksızlık yapıldı, ben hala düşünüyorum. Yani sanki o zamandan sanki Erol Hoca'nın elinde böyle acayip işte İrfan Canlar, Mesutlar sanki o zaman elinde varmış da bunu tercih etmiş gibi bir algı var. Bence o yanlış. Tamamen her şeyi hocana yıkılmasına da ben karşıyım. Yani sanki tamamen hoca yüzünden bir şey oturtamadık gibi bir şeye de karşıyım. Mesela ben de şunu sorayım. O zaman planlamada neden Gustavo yok? Sadece Gustavo yokken neden bu kadar kara kara düşünüyoruz, ne yapsak acaba diye? Buradan Tisserand kaydırıyoruz falan filan. Gustavo'nun alternatifini son dakikada vermek de, yani Gustavo hele ki şeyken, yani tek alternatifi. Demek ki planlamada sorun yok. Sezon başında alınan birçok oyuncu gönderildi. Yani verimsiz oldu, ortaya çıktı. Tapkıla sonucu olmayabilir ama Tolga Ciğerci bence gayet iyi bir yedek defansif ordusu. Daha bulamazsın yani. Sonuçta bu adam Bundesliga temposuna sahip bir adam. Sertliğine sahip bir adam. Topu da kullan zaten Bundesliga'dan gelmezdi. Ya da hani onu gönderiyorsan bir tane benzer, Gustavo benzeri bir lazım. Oyuncuyu bulman lazımdı. Bu arada çünkü hocaya dair açıklamayı tamamlayarak sözünü devam et. Hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. O da oynanan oyundan memnun değil. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir. İşte o. Ve bu mesela bence bu Fenerbahçe'nin başına bela açabilecek bir açıklama. Yani çakışıyor hocanın şu anki düşüncesiyle. Yani şöyle söyleyeyim, şu anki kadro bunu çakışmıyordu, tam tersi. Mesut, İrfan, Pelkas, Gustavo döndüğünde çakışıyor, bu olabilir. Ama şu an buna yönlenirse Fenerbahçe başına bela alabilir. Aynen. Bu zor durumda bırakmak biraz. Biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Bu da. Ama şu an yok ki. Çiziyor. Yok, onlar yok. Tamam oğlum, ben demiyorum. İşte olmuyor ben. Şu anda yok. Sen konuşuyorsun, ben de Erol Hoca olarak cevap veriyorum mesela. Ben de konuşayım. Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin. Her şeyin yoluna gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. İşte o noktada
bir yanılgı var. Hani kadro böyleyken böyle oyun daha yok. O kadro yok elinde hocanın. Ama şuna da katılıyorum. Daha böyle işte Sergen Hoca'da gördüğümüz elindeki kadroyla bir şekilde bir oyun çıkarma noktasında daha iyi noktada olabilir miydi? Olabilirdi. Bayağı zaman kaybetti ilk yarıda. Ama bir şey buldu sonuçta. Dediğim gibi Kasımpaşa maçından derbiye kadar gelen bölümde bir oyun buldu. Sonuç da aldı. Fenerbahçe'yi zirvede de tutundurdu. O yüzden ilk yarıda bence totale bakınca aşırı aşırı bütün her şey hoca yüzünden de oyun yok. Oyuncularımız çok kaliteli. Ortada ama oyun yok. Denilecek notada değiliz bugün. Emre Belözoğlu'nun o dediği oyun evet bence de Fenerbahçe'nin gelen oyunculardan sonra böyle bir şey oynuyor olması lazım. Hani elinde Pelkas sağlıklıysa, İrfan Can sağlıklıysa, Mesut sağlıklı hale gelince, işte daha doğrusu tekrar formda hale gelince, Gustavo dönünce tabii ki Fenerbahçe daha çok domine eden taraf olacak. Yani bu zaten bu kadro onu oynar. Aksine oynamaz. Yani Alanya'ya karşı oynadığın oyunu zaten oynayamazsın ama onu o zaman göreceğiz. Ama Erol Bulut nerede devreye girecek? Tam bu Gustavo'nun olmadığı dönemde teknik direktörlük devreye girecek. Buradan ben nasıl sonuç alırım? Tabii. Gustavo dönene kadar, Mesut hazır olana kadar, İrfan tamamen dönene kadar, Pelkas dönene kadar herhalde bir 3-4 maçlık periyot olacak gibi gözüküyor en az. Burada ben elimdeki şeyle nasıl bir şey ortaya çıkartırım diye düşünecek. Sence nasıl bir şey çıkar? Çok güzel bir yere getirdim. Bence zaten olması, yani aslında sorulması gereken soru bu. İşte mesela bunu 4-2-3-1 dizdim. Fenerbahçe biraz daha uygun. Ama aslında Beşiktaş'ı dizdim. Çünkü burada kullanacağı bir oyuncuya ihtiyacı vardı ve doğru role ihtiyacı olan bir durum vardı. Sergen Hoca Larin'i buraya devşirdi. Fark yarattı. Larin'den belki de maksimum yedek olur denilebilecek bir oyuncu da yarın öbür gün 8-10 milyon euro teklif alsa sırıtmayacak bir oyuncu çıkardı performans olarak. Fatih Hoca 4-1-4-1 dizdi takımı. Burada komple oyuncu komple yoktu. Sıfır oyuncu da. Burada ligin en iyi defansif orta sahalarından birini çıkardı. Açıkçası Erol Hoca da iş buraya sıkıştığı zaman bence oyuncu sayısı olarak da yeterli oyuncu var. Şuraya da bir oyuncuyu artık kendi sihri olarak Erol Hoca da şunu yaptı. Yani Sergen Hoca deyince Larin diyorsun. Larin ne oynasa Sergen Hoca yazıyorsa Taylan ne oynuyorsa Fatih Hoca yazıyorsa bir oyuncu oynadığında da Erol Hoca'ya yazdığını söyleyebilirim. Pelkas burada oynayacağı Erol Hoca'ya ekstra bir şey yazmaz. Mesela. Anladın mı dediğimi? Yani o sihri görelim. Erol Hoca'nın sihrini görme vaktimiz geldi. Erol Hoca ya sihri ya büyü, ya Erol Hoca'ya o büyü yapacak ya da gidecek bence. Bu tam o sihir yapma dönemi. Aynen. Aslında benzer bir şey denedi. Uzun vadede çalışmadı. Ozan'ı 10 numara gibi oynatması pres oyununda. O prese cevap veremedi takımın geri kalanı. Mesela o rol çalışmadı ama ekstra bir şey oyuncu pozisyonu anlamında görmedik ama şu an zamanı çünkü ihtiyaç da var. Ne olabilir? Gustavo'nun yokluğunda. Aynı zamanda bence şunu soruyormuş lazım Erol Hoca'nın kendisine. Hem Gustavo'nun yokluğunda topsuz oyunda eksik kalmayacak bir orta sahaya sahip olmam lazım. Hem de artık benim Mesut'u daha uzun sürede kullanıyor olmam lazım. Bu ikisini bir noktada kesiştirmesi lazım. Bir, Gustavo'nun yokluğunda topsuz oyunda daha ayakta kalan orta saha. İki, Mesut'u daha uzun süre. Çünkü şu an Pelkas yok. İrfan da hala dönmedi sakatlıktan. Mesut kalıyor elinde. Yerleşik savunmaya hücum edilebilecek bir ofansif orta saha. Mesut'u nasıl kullanırım? Burada benim için cevap 4-3-1-2. Dörtlü savunma, üçlü orta saha. Mesut tek, ikili orta saha. Şey, ikili bir hücum attı. Şu yani. Şuradan dizeyim. Şu. Sen Valencia Tiam mı yapıyorsun yoksa Osay dahil forvet mi? Ona geleceğim. Spoiler vermedin. Şurada artık tek oynayacak oyuncu Tisserand. Ama onun da işte bir hafta yani toparlama sürecinde henüz. Yeni döndü. O olmazsa kimi yazarsın? Yani savunmadan kimi çekersin? Lemos'u çekerdin. O da akıl tutulması yaşayıp kırmızı kart gördü. Ya bir de kırmızı kartı sen nasıl yorumluyorsun? Çünkü ben ya şöyle söyleyeyim. Bu kırmızı kartı mesela Cagne görünce de hatalı. Dorukhan görünce daha hatalı ama Lemos görünce daha hatalı ya. Yani senin olayın bu zaten. Senin görevin doğru foul yapabilmek. Doğru şekilde foul yapmak. Yani bu şekilde bir savunma oyuncusu atılmamalı bence. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. HDI Sigorta sundu.